Bismillahirrahmanirrahim. İzzi kitabından yapmış olduğumuz ilk sınav, birinci sınavın soruları ve bunun cevapları, çözüm videosu. Birinci sınavda 20 soru sorduk. Soru 1, hak makamında kaç madde vardır? Bunu Maksut'ta da işlemiştik, İzzi'de de işlemiştik. Birinci derste geçer bu. Örneğin Maksut'un ilk sayfasının haşiyesine baktığımızda orada ne yazmaktaydı? 2 numaralı haşiye. Vela budde fi makamil hamdi min khamseti eşya. Hak makamında 5 şey olur. Onlar nedir? Hamidun, Mahmudun, Mahmudun aleyhi, Mahmudun bihi ve hamd. 5 tane şey vardır. Yani D şıkkıdır. D şıkkı doğru seçenek. 2. Besmele'de neden önce Lafzatullah, sonra Rahman ve Rahim kelimeleri gelmiştir? Bu da yine Maksut'ta görmüş olduğumuz bir şey. Maksut'un yine haşiye kısmında ne yazmakta? İnnemâ ancak kaddeme Allahu alâr-Rahmani li'ennallâhe ismun zâtun veya ismu zâti. Ve'r-Rahmanu ismun sıfat. İsmi sıfattır, vasıf isimdir. Zat ismidir Allah kelimesi. Rahman da, Rahim de, Sad vasıf isimdirler. Tabii ki zat isim önce gelecektir. Vasıf isimler sonra gelecektir. Sıfat mevsuf ilişkisi bir yerde. Bundan ötürü durum böyle. Önce zat isim, sonra vasıf isim gelir. Maksut'un ilk sayfasında geçen bir bilgiydi bu. 3. Muzari alametleri düşünüldüğünde, muzari alametleri neydi? Eteyne. Farklı şekilde de telaffuz edilebilir bu hatta. Nefs-i mütekellim vahde kalıbında hangi harf alamettir? En suru, men suru. En suruyu sormuşuz. En suruda ne olur? Hemze olur. Diğerleri olmaz. 4. Velabbalin Fatiha'nın son kelimesi. Sarı renkli kelime hakkında hangi şekilde doğru bilgi verilmiştir? A şıkkı muzaaf fiildir. İsmi faildir. Pardon, ismi tafdildir. B şıkkı muzaaf fiildir. Mübalağalı isim faildir diye devam ediyor. Doğru şık C şıkkı muzaaf bir fiildir ve ismi faildir. Valle yavillu. Valle yavillu. İsmi failine gelir. Vallun. Tıpkı medde yemüddü. Medde müddün, maddün, memdüdün, maddün, ismi fail. Bu da vallün, vallâne, vallûne, vallîne. İsmi fail, cemi müzekker salim. Raf hali değil, ya ile yazılmış. Yani nasb ve cer halidir. Sonuçta muzaftır ve isim faildir. Cemi müzekkerdir. 5. Lem yelidi. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid. Kelimeden vav niye silindi? Gerekçe nedir? Silindiğine göre aslı nedir bunun? Lem yevlid. Yevlid. Yani lam ile ya arasında vav var. Yevlid. Buradaki vav sakin. Sağında fetha, solunda esre var. Ne diyoruz? Zamme ile esre arasında sakin olarak vav yer alırsa silinir. Gerekçe bu. 6. Sülasi mezit olup kendisinde ihlal yapılan ecbe fiiller hangi babtandır? Bu da yine kitapta geçen bir bilgiydi. Ana ibarede vardı. İf'al, istif'al, infial, iftial kelimeleridir. 7. Muhtar kelimesi. Muhtar kelimesini yine yanlış hatırlamıyorsam Maksut'ta da işlemiştik. İzzi'de de işledik. Muhtar kelimesi hakkında doğru bilgi hangi şıkta vardır? İsim fail ile isimle fıl arasında ortak vezindir muhtar kelimesi. Bunu hatırlayalım. Yazabiliriz de. Aslı neydi? Muhte yirun veya yarın. Muhte işte böyle. Ya'ya hangi harfi vereceksin? Fetha da verebilirsin. Esre de verebilirsin. Her halükarda fetha da olsa, esre de olsa ya harfi harekeli, ma kavl meftuh olduğundan ya'yı ne yapacaksın? Elif'e kavredeceksin. Sonuç olarak nasıl yazılacak? Muhtar olarak yazılacak.
Buna göre muhtar kelimesi ismi fail ile isim fiil arasında ortak vezin olmaktadır. Çünkü muhteyirun yani petalı olarak bundan da dönüşmüş olabilir. Muhteyirun esrevi iken de bu hale dönüşmüş olabilir. Bu yüzden ortak vezin diyoruz. Velleyli de yağışa. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet. Sınav renkli kelime hakkında doğru bir hangisinde vardır? A şıkkı. Kelimenin sonunda elif var. Bu elif de ya vav'dan ya da ya'dan mukaliptir demişiz. Doğrudur. Diğer şıklar yanlış olur. Yani sonunda vav olduğunu düşün. Vav harf illet mutahrik. Makabinde fütuh için kişinde fetha var. Elife kalbettik deriz. Sonunda ya olsa yine aynı şey. Ya harfi illet mutahrik ma kavl meftu elife kalbettik. Her halükarda aynı durum ortaya çıkacaktır. Ya şeye veya ya şey ve olacaktır. Aslı. 9. İltikal sakinin nerede caiz olur? İltikal sakinlerin iki tane sakin harfin yan yana yer alması, bunun caiz olması demek. Bu da bir yerde olmaktaydı. İlk sakin harf met harfi olacak. İkinci sakin harf mudgam olacaktı. Verabbalin'de olduğu gibi, elhaka'da olduğu gibi, dabbede olduğu gibi. Müfredat hamse tabirinden ne anlarsın? Hamse 5 demek, müfredat 5 müfret demek. Bunlar nedir? Bildiğimiz müfretlerdir. Lakin raibin muhatabanın müfredi yani müfret müennes muhataba kalıbı hariç. Onun dışında kaç tane müfret kaldı? Gaip kalıbının müfredi. Müfret müzeker gaip 1. 2. Müennes gaibe müfret. Burası 2 olmakta. 3. Müfret müzeker muhatap. 4. Muhataban müfredin atlıyorsun. Direkt mütekellim parmaklara. Mütekellim vahde, mütekellim mali gayr. O iki kalıp. Topladığımızda 5 yapar. 11. Lemüsemme failu faili isimlendirilmedi, zikredilmedi. Yani faili geçmiyor. Eşittir. Kelime meçhul ki faili cümlede geçmiyor. Meçhul fiil anlamak gerekiyor burada. Ne demektir? Kelime meçhuldür. Fiil meçhuldür demek. Tüm bablarda geçerli olan lazım fiili, mutaddi fiile dönüştürme yöntemi nedir? Harfi cerlerle yapılan yöntemdir. Diğerleriyle yapılamaz. 13. Hayrul kuruni garni sümmellezine yelûnehum. Ecrübetül Fazıla'dan bir alıntı. Alt çizgi kelime hakkında doğru bilgi hangi şıkta vardır? İsim faildir. A şıkkı. Doğru mu? Değil. B şıkkı sıfatın müşebbehe. C ismi tafdil. Evet. Ehyeru kelimesinin. Kelimenin aslı ehyeru ismi tafdil. Tahfif edilmiş. Çok kullanıldığından hayır halini almıştır. İsmi tafdildir. 14. Aşağıdaki şıklarda hangisinde ecvef kelime yoktur? Kale ecveftir. Ortasında illet harfi var. Katele. Ortasında illet harfi var. Ecveftir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ortasında elif var ama elif illet harfi değil mi? Evet. Niye diyemiyoruz? Kelimenin mücerredine bakman lazım. Mücerredinde illet harfi var mı? Mezidi bizi bağlamaz çünkü mezitte alameti olarak gelmekte. Babın alameti sonradan gelmiş yani. Orijinaline bakmak lazım. Asli mi değil mi? Baktığımızda gatelenin mücerredi gatele. Gatele. Gatele illet harfi var mı? Yok. Öyleyse sen bunu gatele yapmışsın. Gattele yapmışsın. Başka bir şey yapmışsın. Fark etmez. Mücerredinde illet harfi yoksa hangi baba onu sokarsan sok hala o nedir? Mu'tel değildir. Ecvet olamaz. Yekûnu kâne yekûnu olur. İstakveme mazisi kâme. Gâme gâveme idi. İstifai babından aktarıldı. İstakveme oldu. 15. Mu'tellu ayna niye ecvet adı verilmiş? Ecvet isminin verilme gerekçesi nedir? Ortası yani aynel fiili sahih harften hali kaldığı için, sahih harf taşımadığı için, sahih harften beri olduğu için bu isim verilmiş. Yani ortası boş demek. Ortası boş olduğu için ecvef denilmiş. Neyden boş? Sahih harften boş. Ecvef boş demek. Ahaza 16. soru hangi babtandır? İfal babındandır. Ehaze. Mehmuz bir kelime. Mehmuz bir fiil. İfal babına aktardığın zaman bir de ifal babının hemzesi olacak. Bu durumda ehaze, ahaze halini alır. 17. soruyu iptal ettik. 17. soruda kitap alıntı tabii.
kitaptan alarak buraya bunu ekledik, yazdık ama yanlış yazılmıştır. Mimma zekerna ennehu yenbeği lil mümini, yenbeği ya ile yazılması gerekirdi, ya ile yazılmamış. Leşşemsü yenbeği leha entüdrikel kamera. Yasin suresi 3. sayfaya baktığımızda yenbeği ya ile yazılmıştır. İnbeğa yenbeği. Aslında yenbeği yu. Ya da zamme olacaktı. Makavl meksur ya sakin bırakılır. Tabii ki in begaya in faal, infal babındadır. 18. soru bir ihtisas sorusudur. 18. soru B'dir şık. Yer vavune diye gelir. 19. soru da bir ihtisas sorusu. Aşağıdakilerden hangisinin babı diğerlerine göre farklıdır? Yeri su. Mazisi ne olur? Veri ise yeri su. Mazide de, muzaride de aynı fiil eseri. Veri ise yeri su. B şıkkı ya'idu ve'ade ya'idu. Mazide aynı fiil fetha. C şıkkı yasilu ve sale. Aynı fiili fethalı yine mazide. D şıkkı ve c'de mazide aynı fiil yine fethalı. Hangisininki fethalı değil? A şıkkınınki. Yani bab belirlemek için mazi ve muzari'nin aynı fiilini bilmek lazım. Baktığımızda A şıkkı diğerlerinden farklıdır. 20. soru tekil çoğu eşleştirmesi yapılması istenilmiş. Tabii bunu yapabilmek için biraz cemi mükesser çalışması yapmış olmak gerekebilir. Dolayısıyla sözlüğe de bakılabilir. Doğru şık burada C olacaktır. C şıkkı doğrudur. Ebhas, buhus veya behus diye gelmez. Dolayısıyla yanlıştır. Sorular bu kadardı.